Bugün 22 Şubat Çarşamba. Ne yazık ki 16 gündür ülke ve millet olarak yakın tarihimizin en zor ve acı dolu günlerini yaşıyoruz. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve daha 2 gün önce de Hatay merkezli meydana gelen depremler sadece bölgeyi değil, ülkemizin tamamını derinden sarsmış bulunuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Muhterem arkadaşlar, Türkiye'mizin bir deprem ülkesi olduğunu bilmeyen var mı merak ediyorum. Aslında sormak bile abes. 7'den 70'e herkes bu gerçeği biliyor. Dahası bugüne dek onlarca kez de acı bir şekilde bu gerçeği yaşayarak tecrübe ettik. Peki bu gerçeğin bilinmesine rağmen yetkililer tarafından gerekli hazırlıklar yapılmış ve yeterli tedbirler alınmış mıdır? Maalesef bu soruya vereceğimiz cevap hayır. Yaşanan bir depremi büyük bir afete çeviren ve yıkımın boyutlarını artıran şey işte bu vurdum duymazlıktır. Deprem öncesi ciddiyetsizlik, deprem anındaki acziyet ve daha sonrasındaki koordinasyon ve beceriksizlik maddi ve manevi kayıplarımızı kat be kat artırmıştır. Bu bölgede tarihi tam olarak bilinmese de tahmini olarak beklenen bir deprem konusunda onlarca uzman yüzlerce kez iktidarı, vatandaşları uyarmıştı. Yapılması gereken hazırlıklar hususunda belki binlerce rapor hazırlanmış ama Allah aşkına hangisi dikkate alınmış bulunuyor? Depreme hazırlık konusunda neler yapıldı? Daha doğrusu neler yapılmadı sormak mecburiyetindeyiz. Bunları sormak her bir vatandaşımızın hakkı olduğu gibi biz muhalefet partilerinin de sorumluluğudur. Ama bunlara cevap vermek ise iktidarın görevidir. Deprem öncesi defalarca kez hatırlattığımız hususları şimdi bir kez daha sormak istiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız yeterli ve liyakatli kadrolara sahip midir, sahip miydi? Özel iletişim vergisi başta olmak üzere toplanan vergiler bugüne kadar nerelere harcanmıştır? İmar aflarıyla bir takım mağduriyetlerin giderilmesinin yanında oy kaygısıyla kaç bin hasarlı bina görmezden gelinmiş ve bunlardan kaçı bu depremde yıkılmıştır? Bugüne dek Türkiye genelinde kaç bina kontrol edilmiş, kaçında hasar tespit edilmiş ve bu tespit edilenlerin kaçı için işlem yapılmıştır? İnsanlarımızın 5-10 bin lira kira ödediği, en az 2-3 milyon ödeyip satın aldığı evlerinin adeta kendilerine mezar olduğu bu çarpık sistemin sorumluları kimlerdir Allah aşkına? Her şeyin ama her şeyin pahalı olduğu ülkemizde insan canı ne kadar, neden bu kadar ucuz anlamak mümkün değil. Geldiğimiz noktada İşte tüm bunlar sorulmasın, dile getirilmesin isteniyor. Beyefendiler bunları soranları not alıyorlarmış, tek tek defter tutuyorlarmış. Uzmanların dile getirdiklerini not almayanlar
yapılacak hazırlıkların defterini tutmayanlar elbette ancak bunları bugün not alır. Kodri Meydan, biz de vatandaşlarımız da notlarımızı aldık, defterlerimizi tutuyoruz. Zira birlik ve beraberlik çağrımız sizin nezdinizde yine karşılık bulmadı. Yine çözümü değil, maalesef algıyı öncelediniz. Şefkat ve merhameti değil, öfke ve nefret dilini tercih ettiniz. En azından bu kez kucaklayıcı olabilirdiniz. Fakat siz yine kutuplaşmayı tercih ettiniz. Beton karın doyurmaz dedik. Aşırı ve yanlış betonlaşma öldürür dedik, dinletemedik. Şimdi yine insanı değil, inşaatı önceliyorsunuz. Hem de müthiş bir acelecilikle. İnsanın emin olun yüreği yanıyor. Her seferinde en yanlış kararlar nasıl alınıyor? Hakikaten akıl gibi, idrak edilir gibi değil. Muhterem arkadaşlar, diyelim deprem öncesi yıllarca hazırlık yapılmadı. Anladık. Peki afet sırasında ve sonrasında nasıl bu denli beceriksiz bir süreç yaşadık? Her şeyin panzehiri ve çözümü olarak sunulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil miydi? Bu sistemin en büyük avantajı hızlı karar almak olarak takdim edilmişti bizlere. Öyleyse neden müdahalede bu kadar geç kalındı? Kolluk kuvvetleri, madenciler, iş makineleri neden bölgeye bu kadar geç sevk edildi? Çok net bir şekilde soruyoruz. Ülkemizin en disiplinli gücü olan ordumuz, hazırlıklı olmasına rağmen 100 bin Mehmetçiğimiz ilk andan itibaren niye sahaya indirilmedi? Daha ilk saatlerde 4. seviye alarm durumu ilan edilmişken, ki 4. seviye en yüksek seviyedir, yani durumun vehameti anlaşılmışken, peki neden insanlar günlerce enkaz altında ve yakınları da enkaz başında iş makinesi bekledi? İlk 48 saat çok ama çok önemlidir böyle durumlarda. Özellikle bu kritik süreçte enkaz çalışmaları için gerekli ekip ve ekipmanların yönlendirilmesi, temel ihtiyaçların giderilmesi ve yardım faaliyetlerinin doğru koordine edilmesi hususunda nasıl bu denli beceriksiz bir yönetim anlayışı sergilendi anlamak mümkün değil. Bunları soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. Notunuzu alabilirsiniz. Hakikaten anlamakta güçlük çekiyoruz. Köylere ulaşmakta nasıl bu kadar geç kalındı? Belediyelerle işbirliği yapmaktan neden özellikle imtina edildi? Özellikle de muhalefet belediyeleriyle. Hangi saiklerle yardım kuruluşları arasında ayrım yapıldı? Benden olan, benden olmayan. Bu denli kritik bir süreçte sosyal medyada bant yavaşlatmaktan hangi aklı evvelin fikriydi? Sosyal medyanın yavaşlatılması. GSM operatörlerinin altyapısı adeta çöktü. Buna dair herhangi bir hazırlık yapıldı mı sormak mecburiyetindeyiz. Borsayı kapatmak neden günlerce beklendi? Pandemide vatandaşlarına IBAN gösteren akıl, şimdi de devletin kaynaklarının sağ cepten alınıp sol cebe konulduğu yardım şovları düzenliyor, algıyı yönetmek için
belgesel tadında klipler çekiyor. Bu lakaytla nasıl sessiz kalalım bilemiyoruz. Kendilerini adeta devlet yerine koyarak gelecek eleştirilerinin önünü kesmek ve kendilerini eleştiren herkesi de devlet düşmanı ve hain ilan etmek kurnazlığını nasıl görmezden gelelim? Binlerce canımızı kaybettik. On binlerce yaralımız, milyarlarca lirada maddi kayıplarımız var. Hala enkaz altında olan belki binlerce insanımız var. Bunu bilerek söylüyorum. Bu kışta, soğukta üşüyen, günlerdir bir çadır bekleyen vatandaşlarımız var hala. Yakınlarını, evini, barkını, her şeyini kaybetmiş insanlarımız var. Ciddi bir sınavla, oldukça kritik bir süreçle karşı karşıyayız. Bugüne kadarki yanlış anlayışla, süre gelen bu çarpık zihniyetle bunun altından kalkmamız mümkün değildir muhterem kardeşlerim. Düşünün ki akıllarına ilk gelen şey okulları kapatmak oldu. Onlarca alternatif arasından yine en yanlış kararı nasıl alabildiler anlamak mümkün değil. Neden her seferinde ilk vazgeçilen şey eğitim oluyor? Neden sürekli aynı hatalar tekrar ediyor? Cidden anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu yanlış karardan iki ay sonra dönmek bir şey ifade etmez. Hemen bu yanlıştan vazgeçilmeli. Üniversiteler derhal yüz yüze eğitime başlamalı. Bu istikamette bir takım söylemleri de duyuyoruz elbette. Muhterem arkadaşlar, her zaman olduğu gibi bu süreçte de yine hep aynı yanlışlar tekrar ediliyor maalesef. Tek tek kişi ve olaylara odaklanmak yerine temel ve sistematik nedenlere odaklanmak mecburiyetindeyiz. Nerede hata yapıyoruz? Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Kalkınmayı sadece ve sürekli betona yatırım yapmak zanneden anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Şehirlerimizi apartman ve gökdelen tarlalarına dönüştüren zihniyeti sorgulamak mecburiyetindeyiz. Hata vardır, özür dilenir. İhmal vardır, yetkililer tarafından istifa edilir. Kasıt vardır, hesap sorulur. Yanlış zihniyetlerle ise topyekün mücadele edilir. Anlaşıldı ki ihanet edilen sadece İstanbul değilmiş. Bizim itirafımız değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin itirafıydı bu. Biliyoruz ki hükümet neden geç ve yetersiz kaldı cümlesi bu depremde vatandaşlarımızın en çok sorduğu sorudur. Öyleyse tüm bunları konuşacağız. Somut adımlar atacağız. Hep birlikte bu zihniyeti değiştireceğiz. Muhterem arkadaşlar, not etmeleri için şu hususları da şimdiden dile getirmekte fayda görüyorum. Muhtemel depremler için şimdi hangi hazırlıklar yapılıyor? İstanbul için hangi tedbirler alındı? Deprem bekleniyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama bekleniyor. Mesela riskin en yüksek olduğu illerimizden Bingöl'ün afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne bekleniyor? Son depremlerden etkilenen vatandaşlarımızın yeniden hayata tutunabilmeleri için hangi adımlar atılıyor? Bunun için ne kadar bütçe ayrılmış bilmek istiyoruz. Yapılacak yeni inşaatlar için imar planları, zemin etütleri, mikro bölgeleme çalışmaları titizlikle yapıldı mı? Ki yüz binlerce konut
için daha şimdiden ihaleler konuşulmaya başlandı. Hatta temeller atılıyor. Allah aşkına bu kadar acele, sorumsuz adımlara atmaya iktidarın hakkı yok. Yetkisi var ama hakkı yok. Maalesef aynı yanlış anlayışla, aynı çarpık zihniyetle atılacak her bir yanlış adım önümüzdeki günlerce çok daha büyük problemlere neden olacaktır, bunu unutmayalım. Bu sebeple krizi daha da derinleştirecek, alelacele alınan kararlardan derhal vazgeçilmelidir. Sağlıklı ve kalıcı çözümlere odaklanmak mecburiyetindeyiz ülke olarak. Seçimlere birkaç ay kaldı, unutmayın. Bu süreçte oy kaygısıyla hareket etmek vatandaşlarımıza ikinci bir yıkımı yaşatır. Hassasiyetle hareket etmek, çalışmaları titizlikle yürütmek ve ince eleyip sık dokunmak mecburiyetindeyiz. Milyonlarca ton beton yığını karşımızda durmaktadır. Yine milyonlarca ton da yeni malzemeye ihtiyaç var. Bu çalışmalar masa başında ve tek bir ağızdan alınacak kararlarla yürütülecek bir süreç olmamalıdır. Hiçbir alan ihmal edilmeden, tüm uzmanların görüşleri dikkate alınarak ortak akılla bir süreç yürütmek elzemdir. Bizler siyaseten sorumluluk alacağız. Hem Saadet Partisi olarak hem de Millet İttifakı olarak bu süreci an be an takip ediyoruz. Kentleşme ve afet yönetimi ortak mutabakat metinlerimiz çerçevesinde hem afetlere karşı tüm hazırlıklarımızı tamamlayacak hem de atılması gereken adımları bir bir atacağız. Evet, acımız ve kayıplarımız çok ama çok büyük. Yitip giden canlarımızın telafisi maalesef mümkün değil. Ancak geride kalanlar için ve bir daha böylesine acılar yaşamamak için omuzlarımızdaki sorumlulukların farkında olmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede zincirin tüm halkalarından hesabın sorulması, önümüzdeki dönemde işimizi düzgün yapmak ve yaşanabilir şehirler inşa etmek bilinmeli ki boynumuzun borcudur. 85 milyonun insanca yaşam standartlarına kavuştuğu bir Türkiye'yi inşa etmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Ahdimiz var. Biz aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız inşallah. Maddi ve manevi tüm yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ayrım yapmayacağız. Şu 16 günlük süreçte millet olarak gösterdiğimiz muazzam dayanışmayı önümüzdeki dönemde de gösterecek ve Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. İşlerimizi kolay kılsın, daha da beterinden muhafaza buyursun diyor. Sözlerimi tamamlıyorum. Sorularınız varsa cevap vermeye çalışacağım. Evet, soru yok. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.